Arkadaşlar hepinize kucak dolusu merhabalar. Epey bir aradan sonra tekrar kokpitte sizlere video çekmek üzere bir araya geldik. Yanımda Mehmet Bodur hocam var. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi arkadaşlar içinde bulunduğumuz kokpitten biraz bahsetmek istiyorum size. Türkiye'de özellikle yurt içinde uçtuğumuz hava yollarında kullanılan bir Boeing 737 uçağının kokpitindeyiz aslında şu anda. Bu uçak dünya havacılığında da oldukça fazla kullanılıyor ve gerçek uçağın bir öncesindeki son aşamalardan birisi bu. Bugün sizlere bir uçak nasıl çalıştırılır ve bir iki tane acil durum senaryosu çalışacağız. Bunların hepsini tek videoda vermeyeceğim. Bu bir seri olacak arkadaşlar. Simülatör serisi. Ve Mehmet Bodur hocamla şimdi uçak nasıl çalıştırılır şimdi videoya başlıyoruz. Biz hemen önümüze dönüyoruz ve sizlere de iyi seyirler diliyorum. Eğer yapmadıysanız şu abone olma işini halletmenizi rica ediyorum biz koltuklarımızı ayarlarken. Hocam buyurun. Buyurun. Hocam sizin Türkiye'deki en çok tipi olan pilot olduğunuz yönde bir bilgi aldım ben. Ben 1976 Hava Harp Okulu mezunuyum. Harp Okulu'ndan sonra uçuş okulu, sonra Cumhurbaşkanlığı özel filosu olan Ankara'daki 224 özel filoda 19 yıl görev yaptım. Bu görevi yaptığım süre içerisinde Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ve başbakanlarımıza hizmet verdik. Oradaki son 5 senesinde de savunma sanayi müsteşarlığında kabul kontrol ve tecrübe pilotu olarak Hava Kuvvetleri adına görev yaptım. Biz hangi tip uçakta uçuyorsak o tip uçağın eğitimini mutlaka almış olmamız lazım. Ben Hava Kuvvetleri'nden ayrılıp Türk Hava Yolları'na geldiğimde aldığım eğitim 737 eğitim aldım. Ondan sonra 340'a uçak tipine geçtiğimde 340 eğitimi, sonra 330 eğitimi, 320 eğitimi, yani uçtuğunuz her tipin eğitimini almak durumundasınız. Bu eğitimde de 737'nin nasıl çalıştırılacağı, kumanda kontrol sistemleri, emerjansilerin nasıl uygulanacağı, bütün bu bilgileri kendilerine aktarıyoruz ve o kabiliyeti kazanmalarını sağlıyoruz. Şimdi ben bunu yapamadım hocam. Benden olmaz arkadaşlar. Nasıl bu uçağa geldiğiniz zaman böyle bu halde bulduk diyelim arkadaşlar. Şu anda uçağımız tamam vaziyette. Tamamıyla hiçbir kapalı. Şey yok yani. Grand power'ımız var bir tek. Şimdi şöyle düşünün. Biz uçağımızı geldiğimiz zaman uçak daha önceden teknisyenler tarafından hazırlanmış. Uçuş motor saatlerinin belirli kontrolleri checklist maddelerine göre hazırlanmış ve bize öyle teslim edilmiş olması lazım. Biz buraya geldiğimizde öğrencilerimize şunu öğretiyoruz. Uçak hazırlandı. Geldik. Uçağımızda grand power var. Evet, uçağımızın grand power'ı verilmiş ama biz bunu kabul etmemişiz. Uçak ground power bağlı. Uçağımızı öncelikle ground power'ını alaraktan biz uçağımızın ground power'ını kabul ediyoruz ve ground power değerlerinin bizim olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ama bu değer bize vermiyor. Sebebi de diyor ki siz ground power'ı aldınız ancak uçak elektrikli sistemi devrede değil. Onu da bataryayı devreye vermekle, yani şimdi yerdeki elektrik sistemini uçağımıza aldık. Aynı zamanda bataryayı da sisteme bağlayarak yerdeki elektrik sistemiyle bizdeki batarya sistemini birbirini koordine etmiş ve uçağımızı elektriklendirmiş olduk. Yani otomobillerimizdeki gibi böyle bir marşa basayım hemen açayım yok arkadaşlar. Evet. Yani uçağımızın bir hazırlanması bayağı uzun sürüyor. Şimdi nasıl devam ediyoruz peki? Buraya geldikten sonra bu işlerimizi aldık. Ondan sonra bizim dünyada nerede olduğumuzu bilebilmemiz için ve koordinasyonu sağlayabilmemiz için IRS sistemlerimizi açıyoruz. Ondan sonra da uçağımızın bize emergency bir durumda lazım olan air speed kontrollerini, stall warning sistemlerini kontrol ediyoruz. Sonra uçağı hazırlayabilmek için ilgili bölümleri devreye veriyoruz. Motoru çalıştırabilmemiz için bizim havaya ihtiyacımız var. Ya yerden hava alıyoruz veyahut da APU'muzu çalıştırarak, yani yerdeki ground power'daki elektrik gibi uçağımızda küçük bir motorumuz var. O motorda auxiliary power unit dediğimiz, oradan da elektrik ve havayı alıyoruz. Tek tek kontrol ederekten APU'muz elektrik verip vermediğini kontrol edeceğiz. Sistematik olarak devam ediyoruz. Diyoruz ki emergency exit light, bir sistemi devreye veriyoruz. Sonra no smoking fasten belt'ler on. Her şey sıralı olarak devam ediyor. Ve hidrolik sistemlerimizin, ana sistemlerimiz ve elektrikle çalışan sistemlerimizin yerinde olduğunu kontrol ediyoruz. Devam. Buradan da bütün sistemleri ve havalandırma sistemimizin olduğunu, uçuş yapacağımız irtifa, sonraki gideceğimiz destination'ımızdaki meydan irtifanı bağlayarak lambalı sistemlerini kontrol ediyoruz. Engine start sistemlerimizin off'ta olduğunu,
diğer bütün sistemlerimizin off olduğunu kontrol ederek kendimize ait bölümleri tekrar temas ederek kontrol ediyoruz. Uçuş yapacağımız irtifalar ve kalkıştaki kullanacağımız course dediğimiz, bizi standart instrument departure dediğimiz alet tırmanışlarımızdaki kullanacağımız değerleri set ediyoruz. Buradaki set etmelerin tamamı uzun bir zaman alıyor. Evet. Bunu bir başka videoda sunarız. Yani uçağın performans olarak nasıl hazırlandığı ve uçağın uçuşta kullanacağı bütün rotanın nasıl hazırlandığını bilahare anlatırız. Şimdi ben başka videoda bunun devamını sizlere göstereceğim deyince bana kızıyorsunuz ama görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 30 bin saati bulunan Mehmet Bodur hocam da bu işler uzun sürüyor Cihan'cığım, başka bir videoda detayları çekeceğiz dedi. Bana kızmayın o yüzden. Şimdi ben bir de birçok prosedürü atlanmamızı rica ettim. Çünkü video çok uzayacak arkadaşlar. Burada da bir eğitim videosu çekip sizi sıkmayacağım. Hocam bir taraftan devam ediyor. Biz şimdi hemen motor çalıştıracağız. Hocam buyurun. Benden istediğiniz bir şey varsa bu arada yapabilirim. Yok hocam. Şimdi ilgili checklist maddelerini mutlaka okunmuş ve tamamlanmış olması lazım. Muhakkak. Motor çalıştırma işlemlerinde takip edilmesi gereken olaylar var. Motor çalıştırmak için starter sisteminin devreye verilmesi lazım. Starter sistemini devreye verdiğimiz zaman belirli bir akış var. O akışın çok iyi şekilde takip edilmesi lazım ki biz bunu arkadaşlarımızı yer dersinde devamlı olarak anlatıyoruz. Star valve open N2 yani motordaki birinci devrin döndüğünü görüyoruz. Motor çalıştırabilmek için öncelikle bizim uçağımızda elektriğin olması, motor çalıştırabilmemiz için havanın olması lazım. Elektriğimizi APU'da çalıştırdık, uçağımızın elektriğinden istifade ediyoruz. Havamızı uçağımızın elektriğinden havasından istifade ediyoruz ve bütün yakıt pompalarının devrede de olduğunu görüyoruz ve sistematik olarak ground power'la çalıştırdığımız elektriği biz ground power'ı yere iade ederek uçağımızın elektriğinin APU jeneratörleri devreye veriyoruz. Yani kontrol ettiğimizde uçağımızda elektrik var, hava var ve çalıştırmak için ground verdik. Valve open N2 dediğimiz sistem devreye girdi. N2 20 oldu, N1 devreye girdi. 25 start lever on. Fuel flow EGT devreye girdi. Ve şu anda motor çalıştırmadaki EGT'nin limiti ortaya geldi. Evet, N2 40, low oil pressure gitti. 52 sistem devreye girdi. 56'da star valve open ve kendiliğinden star valve attı ve star valve kapandı. Ve motor çalıştırmadaki EGT tick kaybolunca motor çalışmış oldu. Uçuş motor saatlerini kontrol ederek motorumuzu çalıştırmış olduk. Şu anda tek motorumuz çalıştı. 1 numara çalıştı. 2 numaralı motor çalışmak için gene yerdeki teknisyenimizle temas ediyoruz. 2 numaralı motorumuzun çalıştırılacağına dair ve bu sistem aynen devam ediyor. 2 numaralı kont açtık. Star valve open N2. Devirin 20'ye gelmesi beklendi. Dikkat ederseniz bir akış devam ediyor. N2, N1'da dönüş. 25 star valve. Full flow EGT devam ediyor. Low oil gitti 40'ta. Tikimiz aynen motor EGT çalıştırma limitimiz. 54, 55, 56. Evet, mod kendiliğinden dikkat ederseniz duydu, attı. Ve star valve'ımız kapandı. Kapanmamış olsaydı biz kendimiz kapatacaktık. Onun için burada zamanlamalar ve timingler var. O timingleri devreye almadık şu anda. Ve EGT çalışma limiti gitti. Ve şu anda iki motorumuz da çalıştı. Yani uçuş motor saatlerimizin kontrollerini yaptık. Şu anda arkadaşlar uçağımızı sıfırdan aldık. Yerdeki elektriği kullandık. Yerdeki elektriği kullanarak uçağımızın kendi ana iki tane jet motorunu çalıştırdık. Evet. Şimdi arada atladığımız şeyler tabii ki oldu ama bunları eğer yorumlara yazarsanız, hani biz burayı da çok merak ediyoruz diye, başka bir uygun olan günde ben zevkle bunları Mehmet Hoca'yla da beraber çekeriz arkadaşlar. Onun haricinde şu anda sizlere bu videoda göstereceğimiz konumuzun sonuna geldik. Bundan sonrası pisbaşı hocam. Bundan sonrası pisbaşı ve kalk. Ama öncelikle tabii uçağımızın uçuşa hazırlanabilecek bizim yapmamız gereken neydi? Performans ve uçuş rota bilgilerimizin de girilmesi gerekiyor. Onu bir sonraki videomuzda onları, göstereceğiz. Evet, onları başka bir videonun konusu olarak bahsettik. Yani uçağı çalıştırıp kimseye bir şey sormadan öyle kalkıp gidemiyoruz arkadaşlar. Hem uçağın kendi prosedürleri var, hem hava yollarının kendi prosedürleri var. Bulunan havalimanının ekstra ilave prosedürleri var. Dolayısıyla bir bütünün parçaları bunların her biri. Tıpkı yerdeki Marshall'dan burada oturan kaptan pilotumuza kadar, yerde çalışan teknisyen arkadaşlardan
uçağa temizliğini yapan temizlik görevlilerine kadar herkes bu bütünün bir parçası. Hocam teşekkür ederim, bu videonun sonuna geldik. Sizin kameranız bu. İzleyenlerimize bay bay demek isterseniz. Efendim, iyi, hepinize iyi günler diliyoruz. Hayırlı, emniyetli uçuşlar. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Havacılıkla kalın.